Gözde. Ha. Ne yapıyorsun? Telefonu ayarlıyorum. Ha. Tamam hadi. Şey, ben şimdi dışarı çıkacağım. Tamam. Kapıyı yeni çalıyormuş gibi yapacağım. Gibi. Aynen. Ondan sonra da işte tamam, hadi çık. Ev vlogu falan. Tamam. Şey, hoş geldin falan gibi, gibi, gibi. Evet. Kanka zili çal, tamam mı? Unutma zili çalmayı. Zili çal, zili. Burası çok karanlık ya. Sokan böyle şu. Ev vlogu. Aa merhaba, ben de sizi. Öyle mi? Şey, biz şirket olarak ev vlogu çekiyoruz sadece. Aa, bunun mi? Üzerine olarak bir... Mı? Evet. İnsan zille mi? Başlıyor hep ama. Tamam. Merhaba Gözde Hanım. Mimar Sevim'e hoş geldin. Nasılsınız? İyiyim efendim, teşekkür ederim. Evimi dekor etmeniz için sizleri bekliyordum ben de. Ben de uzun zamandır evinizi dekor etmek istiyordum. Nereden başlayalım? Tuvaletten başlayalım. Çünkü kapıdan girdiğiniz gibi sağda direkt tuvalet kalıyor. Hayatınızda daha önce görmediğiniz bir yer falan değil mi? Abi evli çok saçma değil mi aslında baktığınızda? Ben çünkü düşünsene işte banyo, salon, yatak odası, mutfak falan işte ya ev işte ne olabilir ki falan işte burada duşa giriyorsun falan. Elini... Şurada mı? Mia Fitz neyle yıkıyor abi saçını başını? Var mı burada bir şey? Evet. Dur bakalım Mia Fitz bununla yıkıyormuş onun saçlarını başlıyor. Onun sağdaki en sağdakiyle yıkıyor. Evet neymiş bu? Marsilyas. Telaffuzu zor kelimelerden kaçınıyoruz evet. Bir şey yok aslında işte bu videoda gösterdiğim sabunluk falan mesela. Benim yok. Kişisel eşyalarım var ama göstermeyeceğim. Tamam. Yani aslında çok ne olduğunu sayayım sadece. Solüsyon falan var. Tarak, parfümler, maske, bakım ıvır zıvırları, yara bandı, bilmem ne, oje, tırnak makası ve benzeri ıvır zıvır bomboş şeyler var anlayacağınız. Avrupalılara şey mi gösterseydik, teharet musluğunu? Hayır ya, kim izliyor ki yani? Abi Avrupalılarda teharet musluğu yok değil mi? Direkt evet. Yok. Burada işte ne bu? Böyle bazı ceketlerin bazılarını buraya astım, böyle kalın mont gibi olanları. İşte burada çanta falan var. Burada da yine ceket meket var. Hepsini alsın. Burada ayakkabılar falan var. Böyle arkaya doğru gidiyor. İşte... Bir ton eşyam var babuş. Daha var bu arada. Yerleştirmediğim şeyler var. Kapının arkasında da ceketler var. Şurada valiz vardı ya. Valizin içinde hala mont falan var. Ben yemeği piçmeyip mont almışım abi. Buzdolabı yiyeceklerimizi... Yiyeceklerimizin bozulmamasını ve soğuk kalmasını sağlayan evimizin en önemli gereçlerinden bir tanesi. İşte üstünde de magnet falan var. Ben magnet çok seviyorum bu arada. İşte burada da donduruyor falan. Bu şey inanmıyorum. Deep freeze dedikleri abi, bu evet, mu yoksa? Evet. 2019 Türkiye'sinde nasıl sahipsin buna? Bu yayıncılar mı kazanıyor? Burada yemek yapılıyor falan. Göster. Utan. Videoyu çekmeye başlamadan önce Zeki'yle dedi ki yemek yapayım. Çünkü normalde KFC'den yemek söyleyecektik. KFC'den reklam almadım. Bu arada bu video tamamen sponsorsuz bir ev vlogu. Keşke sponsorlu ev vlogu olsaydı da şey yapsaydı. Bu bilgisayarı işte bilmem nereden aldığım işi böyle iyi bir bilgisayar bu falan. Keşke böyle yapsaydım ama geldi tamamen sponsorsuz. Ne ev eşya sponsoru oldu, ne bilmem ne oldu. Yok abi yani. Sıfır sponsor evet, abi. Bunu anlatıyorum. Nasıl mahvettiğimi, yaktığımı anlatıyorum burayı. Zeki'yle dedik ki yemek yapalım mı? Ve alt üstü makarna yapacağız. Yani beşamel soslu makarna. Ne kadar zor olabilir. Ben suyu kaynattım, makarnayı koydum. Kapağını da yarım bıraktım. Ama sen kapak kendi kendine kay ve kapan. Sonra sen su taş. Bu hale geldi işte yani. Yoksa böyle değil. Geçen videoda hamar atım çok iyi yemek yapıyorum falan diyordun ya. Ya bir dakika kapağı ben mi kapattım? Şu an sanki kapağı ben kapattım. Paranormal bir şey o zaman bu. Ya kaymıştır kapak kayar yani olur öyle şeyler. İşte tepsi falan kullanıyoruz günlük yaşamımızda. Süper. İşte bardak falan var. Bu arada ben bardak almayı çok seviyorum. Bayağı. Bir tane sakuralı pembe bir bardağım var onu çok seviyorum. Bir de mat siyah bir... Çok Japoncanız çok iyi. Japon musunuz? Çok mu belli ediyorum? Evet. Nagasaki Ateşi'ni mi? Kalbim. Ah kalbim. Böyle kahve fincanları falan var saçma sapan. Böyle şeyler almayı çok seviyorum. İbat. Firefox'a benziyor. Bu da kendini attı şu anda. Bu da Red Bull uçuş gününe katıldığım için teşekkür olarak Red Bull göndermiş. Canım ben teşekkür ederim. Siz beni davet edin. Ben her şeye gelirim. Helalsin. Bunda bu arada bu
Beşiktaş'ta izleyicim varmış etkinliklerin bir tanesinde. Güneş'e vermiş bana vermesi için. Aldım bunu buraya koydum ben. Bunu bir önceki videoda göstermedik mi? Aa, orayı koymadım ben. Bak görüyorsunuz nereleri kesiyor bak. Güzel infolar. Bunu 800 saat yapamadık abi. Ya yap olmuyor. Yapılmıyor abi. Oturmadı yani bunun çivileri, vidaları, vida değil mi bu? Vidaları abi oturmadı. Yok. Yapacak bir şey yok ama neyse ki arkası gözükmüyor. Yani öyle dekoratif temada çok gereksiz bir şekilde durmaya devam ediyor. Gel bak bunu göstereceğim. Bak benim bir videoda dediğim şey buydu. Tabakları böyle dizmenize yarıyor dediğim şey. Bahsi geçen tahta. Evet, bahsi geçen tahta tam olarak buydu. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Asla ikinci defa giriş yapmıyorum salona. Bak canım gibi oynamadım. Burası salon. Işık çok kötü bu arada. Bu ışığı değiştireceğim unutuyorum sürekli. Neden bu da MasterChef Türkiye'nin birazdan yeni bölümü çevirecek bilmiyorum. Sen hep böyle şeyler izliyorsun ya. Ne yapayım? Koltuğunu gösterdi. Milyon dolarlık koltuğunu göster. 3 trilyon aldım ben bu koltuğu. 3 trilyon. 3 trilyon aldım ben bu koltuğu. Bu koltuk da bizim hatırlıyorsunuz ya, ben bir tane oylama başlatmıştım. Hangi koltuğu alayım diye. Oylamada çıkan koltuk bu koltuk. Yastıkların hepsini IKEA'dan aldım. Bu benim biricik arkadaşım. Ya böyle şey çok yapay olmadım. Biricik arkadaşım. Canım arkadaşım Alpcan'ın kitabı falan. Orada gerçekten Alpcan'ın kitabı bu da. Şey Death Note değil mi o? Aynen kanka. Yazıyor musun? Senin adın yazıyor. Ne zaman öleceğim? İşte bir dakika sonra falan. Kendisi çizdi içindekileri de. Gösterebilir misin biraz? Gösteririm. Dik göster. Ha okey. Böyle kendi çizimlerinden oluşan ve hikayeler yazdığı bir kitabı var. Belki biliyorsunuzdur şey Twitch'ten Swaggy Bart. Bir de aynı zamanda ben bu tarot kartını almak istediğim için bana bu tarot kartını çizdi sağ olsun. Buradan kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Perde bir evin olmazsa olmazı olduğuna kanaat getirdiğim canım perdelerim. Devam ediyorum bak bir şey söyleyeyim mi? Evdeki net en önemli artımlardan bir tanesi perde. En önemli ilk 4 artıma girer ya perde. Çünkü abi bak burada stor perde var tamam mı? Ben stor perdelere çok sinirlendim. Kim stor perdeye sinirlenir ki? Sen... Yani bir tek ben sinirlenirim. Ve bu perdeleri gerçekten aldım, takması 800 sene falan sürdü böyle. Yok efendim kornişi yok, yok efendim düğmesi yok, yok efendim boyu uzun, yok bilmem ne ebesinin güzel perdeleri falan derken anca takabildim ama gerçekten perdelerini seviyorum ve perde önemli arkadaşlar. Evet. Burası televizyon ünitem. Böyle işte yani her evde olan televizyon. Adam nasıl yiyor lan Allah kahretmesin. Abi ne oldu paşa. PlayStation'ım burada asla hala kurmadığım, üşendiğim PlayStation'ımı burada kuracağım inşallah bu sene içerisinde. Burada benim için hayatımda en değer verdiğim insanlar var bu çerçevede. Gerçekten buradaki bütün insanlar, her biri benim için ultra değerli. Sadece burada bir kişi eksik. O da Çisil. Çisil ama şey olmadı, fotoğraf olmadığı için onu asmadım. Veya Çisil'in tek böyle gerçekten çok belirgin fotoğrafı da olmadığı için asmadım. Ama bu hafta geldiğinde çekilip buraya Çisil'le fotoğrafını da asacağım. Yayın adam. Aslında burada hala koliler var çünkü benim eve hala şey almam gerekiyor. Bir tane böyle kitaplığımsı bir şey almam gerekiyor salona. Çünkü benim çok fazla ıvır zıvırım var ve şu an onları gerçekten koyacak bir yerim yok. O yüzden onlar hala kolide durmaya devam ediyorlar. Bu IKEA'dan aldığımız sandalyesi. Bu Zeki'nin sandalyesi. Eyvallah gözlü. gel madem. Tamam, merhaba, merhaba. Burası yayında tek başıma yaptığım, tek başıma emek verdiğim, her çivisini kendim çaktığım güzel rafım ve yayın arkası, arka planım. Şey, Sezar mı arkadaki? Yok, adı şey Zeki Can Güven. Bir şey diyeceğim peki, şu fotoğrafları nerede çektin? Bunları bir göster madem. Aynen babuş. Sanki bir Kastamonu havası var ama. Doğu Ekspres ile Kars'a gitmiştim. Yolda giderken çektiğim fotoğraflardı. Şu üstteki ve alttaki bu ikisi Erzincan'da giderken telefondan çekmiştim. Bunu da Kars'ta çektim. Kars Kalesi'nden çekmiştim. Ha, bana Kars kaşarı getirdiğini hatırlıyorsun değil mi? Ben kaç kişiye Kars kaşarı getirdim sen biliyor musun? Kaç kişiye Kars kaşarı getirdin? Sana yemin ediyorum 5 kilo kaşarla döndüm ya.
Bavulumun 5 kilosu kart kaşarıydı. Böyle burada benim oyuncaklarım var 3 yaşında olduğum için hala. Aralarından en çok değer verdiğin var mı mesela? En değer verdiğim... Düşünüyorum. Fin çok tatlı abi ya. Abi hayır. Ben en çok bu fine değer veriyorum. Çünkü bu Alpine DS'ydi. Ve ben Adventure Time'ı çok seviyorum zaten. Burada da Jake'in yastığı var. Yine bir tane daha fin var. Bunu Japonya'dan almıştım. Bunları falan hep Japonya'dan aldım. Bunları Miniso'dan aldım. Şu üçlü hediye gelmişti. Bu da hediyeydi. Arkadaşım bunu nereden getirmişti? Şeyden, Budapeşte'den getirmişti. Bunu da Teknosa'dan almıştım. Nasıl Teknosa'dan aldın ya? Ha, bunu Teknosa'dan aldım. Hadi ya. Ha, bunun Leia'sı da var. Leia'yı bulamadım. Normalde Leia'sı da var onun. Bakıyorum başka, burası zaten benim setup işte. Bu elektrik faturam falan da böyle gereksiz infolara giriyoruz falan böyle. Çok gelmiş falan diye dert yanıyor değil mi böyle? YouTube'a. Karnem falan da takdir var. Mi? Allah kahretmesin. Evet. Abi kaçın sınıf ve notlarını gösterir misin? Yalvarırım, çok merak ettim. İkinci sınıf. Tamam, göster abi bize notlarını. Lise son. Mia Fitz'in dersleri nasılmış bakalım? 2.95. Bak dil anlatım 95. İkinci yabancı dil 90. Edebiyat 95. Din kültürü 88. Görsel sanatlar 100. Trafik ve ilk yardım 91. Yabancı dil 97. Beden eğitimi 100. Coğrafya 95. Böyle yani iyi bir öğrenciydim. Bir zamanlar, bir dönemler. Bayağı takdir almışsın lan. Ben lise boyunca hiç takdir alamadım mesela. Oha. Hiç almadım. Ciddi misin? Burası benim yatağım. Ya abi olmadı. Burayı böyle komple koy, tamam mı? Ben buraya 4 defa giriş yaptım. Burası benim yatak odam. Neyse. Evet. Burası. Küçük. Ya abi dolap küçük geldi. Abi dolap gerçekten çok küçük bu arada ya. Ben bu kadar küçük olacağını düşünmüyordum. Ama ya aslında ölçüp bir de baktım, ölçülerine baktım, şey yaptım. Aslında büyük gibi geldi ama çok küçükmüş. O yüzden dolabını değiştirmem gerekecek. Bir şey sorabilir miyim? Niye ters yatıyorsun? Niye yastıklar orada? Abi evet ya, ben düz yatamam. Ya bu tarafa doğru yatamıyorum. Yani burada bir yatak başlığı olsaydı burada olacaktı ya sonuçta. Evet. Ben yatak başlığında ters tarafında yatabiliyorum. Böyle bir... yani düz yattığımda uyuyamıyorum, rahat edemiyorum. Peki. İşte ben yani. Şimdi ne bekliyorsun ki yani ben? Hadi kalk da gezdir odanı ya. Hiç de bir şey yok aslında yatak odamda. Bunlar benim katıldığım etkinliklerim, yaka kartlarım. Ha düşme. Oha bayağı çoklar ama. Düştüler. Çok etkinlik. Ben etkinliklere gitmeyi çok seviyorum ya böyle. Etkinlik gezeyim, edeyim. Bir de yaka kartı biriktirmeyi falan da çok seviyorum. Bir sürü yaka kartım var. Teşekkürler. Bu videoda 800 saat yapmayı denediğimiz komedinimi. Evet abi o komedin. Bazen bu arnamın karşısına dans ediyorum. Anladın seni seven birisi. Bir de bu da küçük gel. Bu da kısa gel. Abi evdeki her şey küçük. Çok kısa her şey ya. Hayır. Şey gibi, Şirinlerin mantar evi gibi. Her şey küçücük. Neyse bunu da şey yapacağım ama yayın odasında rafın altına koyacağım. Oyuncaklarımı bunun üstüne koyacağım. Buraya da yeni ünite alacağım. El mahkum. Neyse böyle işte, bu kadar ya. Üf. Yeter. Gerçekten bu kadar gebeş olman YouTube'a bile fazla bence. Bu ne gebeşliktir ya? Gebeş fit. Gebeş ne demek? Kelime anlamı ne ya? Abi gebeş işte ya, böyle hani yatıyor genellikle. Ne o ya, gebeş ne? Yaz Google'a gebeş yaz. Bir şey yapmadan öyle zaman geçiren insandır. Ev vlogumuzun sonuna geldik. Umarım beklediğinize değmiştir. Ben pek beklediğinize değdiğini düşünmüyorum tabii ama ben açıkçası çekerken eğlendim biraz. Yani biraz saçma sapan. Çünkü düşünsene evini tanıtıyorsun. Yani ev ne kadar farklı olabilir ki? Hani böyle şey, evimde havuz, golf sahası, tenis sahası, sinema, bir şeyler olsa tamam diyecek, tam ev vlogu çekeyim yani ama standart bir ev işte yani. Milyon dolarlık evimiz olmadığı sürece bence ev vlogunun çok da anlamı yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, Hafize Ana, çalı çalmayı sayfayı kapamamayı falan işte o tarz şeyleri unutmayın. Neyse tekrardan söylüyorum, bir önceki videoda da söylemiştim. Benim için en önemli şeylerden bir tanesi sizin yapacağınız yorumlar. O yüzden lütfen yorum atarsanız kendimi geliştirebilmem için daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Lütfen yorum yapın, sizi seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.